Beşiktaş kulübünün verdiği rakam yönetici teyitlidir. 15 milyon TL'yi garanti net Sergen Hoca'ya önerdiler. Sergen Hoca bu konuda Beşiktaş Başkan ve yönetiminin geçen sene kendisine verdiği, ödediği Beşiktaş'tan hak edişi 9 milyondu garanti. 9 milyon TL'ydi. Şimdi üstüne şampiyonluk ve kupa primleri de gelince Sergen Hoca 15-16 milyon hatta 16 milyon TL para kazandı Beşiktaş'tan. Şimdi 16-15 bu şu anlam taşıyor. Beşiktaş'tan şampiyon olduktan sonra bu kazanıyorsa 9 milyon garanti paradan 15 milyon garanti paraya bir yöneliş var. Hı hı. Yani Beşiktaş şampiyonluk primi, Şampiyonlar Ligi primi, kupa primi gibi ekstra primlerle bu parayı anladığım kadarıyla hani 9-6-7 çıktığına göre 15 artı 20-21 civarına çıkartabilir. Şampiyonluk primleriyle. Yani bonuslarla. Bonuslarla çıkartabilir. Ama garanti teklif ettiği ücret 15 milyon TL. Evet. Hızlanalım biraz o zaman. Sergen Hoca evet. Biraz tabii bu gerilimler oldu, görüşmeler oldu, medyaya düştü. İşte taraftar, yöneticiler vesaire falan. Bu pazarlık süreçleri normal. Bunlar da ben normal karşılıyorum. İnsanlar isteyecek. Sergen Hoca başarılı olmuş. Hak ettiğini, talep ettiğini isteyecek. Beşiktaş yönetimi de verebileceklerini söyleyecek. Bu süreç içerisinde bir orta yolda buluşabileceklerini evet. söylüyorum. Kızmaya, darılmaya, gerilmeye dolaylı özellikle şunu tespit ettim ben. Beşiktaş camiası için de söyleyeyim. Sergen Hoca'nın etrafında da, başkanın etrafında da bu konuda ortamı yumuşatmaya çalışan yöneticilerin ve dostlarının sayısı çok fazla değil. Yani Emre Koç'u da tamir etmeye çalışıyor. Yakınlaştıralım diye uğraşıyor ama eğer Sergen'i seviyorsanız Beşiktaş'ı seviyorsanız Ahmet Nurçebi'yi seviyorsanız bu birlikteliğin getirdiği meyveleri de dikkate alarak Beşiktaş camiasını ve etraftaki insanların daha sakin, daha olgun ve daha yapıcı davranması gerekir. Evet. Sergen Hoca da duygusal bir karakter. Ahmet Hoca da, Ahmet Başkan da çok yoruldu bu süreçlerde. Yani prensiplerle yaşayan o sıkıntılı günlerde bir kuruş dahi Beşiktaş'ın parasını aksattırmayan bir başkan bunu da dikkate almak lazım. Yani temlikler koydu, temlikler evet. aldı, temlikler verdi. Beşiktaş'ın ya bir de, an evvel özür diliyorum tabii. bir an evvel bu sorunu bir toplumsal sorun haline getirmeden Sergen Hoca'nın fevrilikleri de olabilir, başkanın kızgınlıkları da olabilir ama bu sürece bir pazarlık süreciyle bakıp Beşiktaş'ın menfaatinin orta yolda bir yerde, makul bir yerde buluşmasından geçtiğini herkesin görmesi lazım. Bir de Sergen Hoca'da şu var. Transferde bütün yetkileri istemek, işte futbol Ümraniye'nin tam sorumluluğunu istemek Beşiktaş tarihinde olan bir şey değil. İşte tam o noktaya gelecek. Şimdi bir yalnız bir 7-8 dakikamız var. Sana bırakayım. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da da hiçbir hocaya 118 yıllık kulüplerde, 117'lik kulüplerde hiçbir hocaya Fatih Terim dahil bu kadar olmaz. Sistem şöyle işler. Bu da çok sorunu yapılıyor. Sevgili Fatih çok kısa kaldı vaktimiz. Onun için evet. bu transfer programında İşin diğer kulüplere de ben bir özetleyeyim. Maddiyat geçelim. Değildir. Yetki talebidir. Sergen Hoca istediği yetkiyi alırsa parayı da sorun etmez. İşin özeti bu. Para işin ikinci plandır. Sergen Hoca yetki istiyor. Para evet. değil. O yetkiyi de bence verecek Ahmet Nurçev ama ne kadar verecek o önemli. Beşiktaş'taki tam yetki bu olmayacaktır. Gelişmeleri konuştuktan sonra özellikle Abubakar'ın durumunu ve Sergen Yalçın bazı konuştuk.